Günaydın canlarım. Nasılsınız? İnşallah hepiniz çok iyisinizdir. Fazla konuşamıyorum. Bütün ev halkı uyuyor çünkü. Gece yatmıyorlar, gündüz kalkmıyorlar. Benim öyle bir lüksüm yok. Randevularımdan dolayı ne tatil ne bir şey arkadaşlar. Yani kalkmak zorundayım. Saat 8:30-9'a geliyor. Ben ayakta yani bu şekil. Ama şükürler olsun diyorum. Şimdi şöyle bir durum var. Biliyorsunuz Instagram'da yayınlamıştım. Demiştim ki eril dişil konuşturması yapalım. Biliyorsunuz Oğlak Dolunay'ından sonra bakalım neler oldu. Daha etkisi sürüyor, uzun sürer de. Fakat neler oldu? Mesela beni çok etkiledi. Ben düştüm. Her şey kırıldı ya. İnsanın her şeyi kırılır mı? Telefonun camı kırıldı. Şeyde söyle şunu, altın kumda denize gireceğim, çukur yapmışlar, küt, ben düş 1,90 yayıl yere, çocuğa bir şey olmasın diye. Yani gelmeyen kalmadı. Bu nasıl bir terslik, ben anlamadım. Bayağı bir güçlü dolunaydı bu, biliyorsunuz ilişkilerde böyle artık sarsıldı, yıprandı. Kadersel olmayanlar bitti. Birçok şeyler oldu. Öncelikle onu söyleyeyim. Yeni yeni kaderler yazıldı aslında çoğu ilişkiler üzerine. Ben öyle hissediyorum. Şimdi onun için de bir eril dişil konuşturma yapmak istedim. Aslında bunu Instagram'da yapacaktım. Fakat Instagram'da süre kısıtlı olduğu için uzun olmuyor arkadaşlar. Onun için burada yapma kararı aldım. Bundan sonra da aşk üçgeni videosu çekeceğim. Onu çok yoğun istiyorlar. Bir de onlara bakalım. Bence en çok bu dolunayda onlar etkilendi. Çünkü çoğu artık karar verdi. Yani istemiyorum, istemiyorum, istemiyorum diyerek böyle sınırı çizdiler. Ne istediklerini bildiler aslında. Ben öyle hissediyorum. Aşk üçgeni içerisinde olanlardan. Bir de şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Videomun arkası altına bir denyo gelip ikide bir de yorum yapıyor. Tamam mı? Buradan ona sesleniyorum. Yok çok konuştum filan fişman. Sana sormayacağım. Febbistiş diyeyim ben buradan o anlar. Tamam mı? İşine bak. Bak. Benle çok uğraştılar böyle bu şekilde. Sen yanlış yerde uğraşıyorsun. Senin ipini çekerim yani, anladın mı? Benle uğraşma, git kimin sayfasında öteceksen öt. Gelip de oraya çok konuştum, bakacağım. Bura benim sayfam. İsteyen dinler, istemeyen gider. Okey. Bunu da buradan söyleyeyim, içimde kalır yoksa. Gelip de orada bana Çoko Prens gibi yazıp çizip durma. Git nerede şey yapacaksan, kendi havanı yapacaksan orada yap. Kimsin, nesin? Tamam mı? Buradan sana bir uyarayım öncelikle. Şimdi bakın, bu taraf eriller, blav olanlar, rot olanlar da dişiller. Tamam mı? Buraya da bunları koydum. Bunlardan da çekeceğim galiba. Bilmiyorum ne amaçla koyduğumu ama anlatacağım çok şey olduğunu size söyleyebilirim. Buradaki enerjiler dişillerin daha artık farkındalığının olduğunu ve biten çok ilişki olduğunu görüyorum burada. Artık böyle hani kopamayan, böyle şey gibi uzatırsın ya, sakız gibi. Sen oradan çekersin, o oradan çeker ama bir türlü ortada buluşamadığınız, ortak nokta bulamadığınız, yani sizin bir adım gelip onun bir adım geleceği yerde çok sıkıntılar olan ilişkilerin noktalandığını görüyorum. Bazı aldatmalar hissediyorum burada, böyle bana gelen ve yalanlar hissediyorum. Bunlar da hem dişilleri, böyle olan eriller de var tabii ki. Erilleri de yıprattığını düşünüyorum. Bazı uzun ilişkiler içerisinde çıkmazlar olduğunu hissediyorum. Yani çıkmazlardan dolayı da bir yol bulamayıp artık nokta koyan kişileri biliyorum ve çok enerjiler var ya. Hangisini anlatacağım ki? Şimdi bu konuşturma arkadaşlar, tamam mı? Bakalım, herkes buraya bir konsantre olmasını istiyorum. Niyetlerin, aklınızdaki elinin şu anki hissiyatına. Şiller siz de kendinize ve bakalım bir neler olacakmış. Ama ondan önce bir şeye değinmek istiyorum arkadaşlar.
Ne olursa olsun kısa ve öz konuşacağım bugün. Sizi ileriye götürmeyen hiçbir şey içerisinde kalmayın. Bu ilişki olur, iş olur, kariyer olur, her ne olursa olsun. Ama sizi ileriye götürmüyorsa, tamam mı? Ve sizin istediğiniz yaşam şekli veya istediğiniz ilişki tarzı bu değilse durmayın ya. Durmayın valla. Hayat çok kısa. Bir daha gelmeyeceksiniz bu dünyaya. Öncelikle onu söyleyeyim. Kimse için kendinizden fedakarlık etmeyin. Kendinizden fedakarlık etmeyin. Bırakın onlar sizin için yapsın. Onlar sizin için emek versin. Ondan sonra siz bu ilişkidir, yaşam tarzıdır, kariyerdir onlara katılın. Anlatabildim mi? Hadi bakalım fazla uzatmadan başlayalım. Niyet ediyorum ilahi kanaldan doğru bilgileri almaya. Bismillah deyip başlıyorum. Şimdi dişiler diyor ki çok sabitsin sen ya. Sen o kadar sabitsin ki ben seninle diyor bak. Ta diyor 12. aydan beri uğraşıyorum ve sürekli seni bekliyorum diyor. Sürekli diyor senden haber bekliyorum diyor. Biz diyor birbirimize ait değiliz diyor. Yani biz birbirimizle konuşamıyoruz. Birbirimizi hep yanlış anlıyoruz diyor. Ve bu iş beni çok yordu diyor. O kadar yordu ki diyor. Artık diyor bir de ayın 15'inde bir şeyler olmuş burada dişillerde. Ya tartışma, ya uzaklaşma, ya engellenme böyle bir durumlar olduğu için de sen diyor beni diyor anlamıyorsun diyor, tamam mı? Kesin ve net dediği dişilim bu. Beni anlamıyorsun. Elil diyor ki özellikle de bakın toprak grupları çıkmış burada. Boğa, Başak, Oğlak. Burada da su grubu var şimdilik. Diyor ki düşünüyorum ben diyor. Düşünüyorum zor diyor. Yani ben yapamıyorum. Elime alıp da yani bir şeyleri kıracağım, dökeceğim, parçalayacağım. Fakat diyor yani yapamıyorum diyor. Ben diyor bu diyor hapishane hayatına mahkum bir insanım diyor. Kendi hapishanemi kendimi yaptım ben diyor. Bunun da farkındayım diyor. Yani kendi süreçlerimi atlatamayan ve diyor zorlukların üzerinden gelemeyen bir insanım diyor. Yapacak bir şey yok kızım diyor. Bu böyle diyor. Tamam mı? Şimdi dişil de diyor ki artık bu ilişkin saçmalık oldu yani diyor. Maymuna döndük diyor. Oraya mı gidelim, buraya mı gidelim, onu mu yapalım, bunu mu yapalım diyor. Yeter artık senin peşinden koşmaktan da yoruldum. Hep diyor sana karşı içimde beni seviyordur, bana duyguları var, bana aşık, işte aramızda kopmayan bir bağ var deyip deyip burada kaldım diyor ben diyor. Hep diyor kendi sevgime, kendi duygularıma, kendi diyor hissettiklerime sahip çıktım diyor dişi. Tamam mı? Şimdi bu da diyor ki bak ben sana söyleyeyim. Ben diyor hep diyor soruyorum kendime. Hep diyor araştırıyorum. Yani bir şeyleri araştırıyorum diyor. Fakat şu var diyor. Yani kitaplarda yazmayan, okuyup da öğrenemediğim şeyi diyor ben senden öğrendim diyor. Sen bana öğrettin ve hayat bana öğretti bunu diyor. Ben diyor gerçekten diyor sabitliğimden ne kadar içim yansa da yüreğim yansa da diyor olduğum yerden kurtulamıyorum, değişemiyorum diyor. Sana da tam olarak içindeki o düşünceleri, hisleri anlatamıyorum diyor. Ben diyor kendim, şimdi bu üniformalı da biri olabilir. Bakın buraya gireceğim. Yani asker olabilir veya devlet memuru olabilir. Büyük bir kapıda da çalışabilir. Öğretmen olabilir. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani benim yaşantımı diyor ben değiştiremiyorum. Benim diyor iki tane nedenden dolayı değiştiremiyorum diyor. Beni böyle kabul edeceğini de sanmıyorum diyor. Zaten sorunlar hep buradan çıkıyor diyor. Evet. Dişil diyor ki bak tutsan elimi diyor. Desen ki diyor gel gidelim buralardan, tamam mı? Yeni bir hayata, yeni bir şeye adım atalım, dünyaya adım atalım desen diyor. Ben her şeyi arkamda bırakırım ve diyor tekrardan seninle başlarım ben diyenler var, tamam mı? Çünkü daha o alev sönmemiş. Yani o içinizdeki o tutku, o arzu, o istek devam ediyor. Anlatabildim mi? Burada böyle olan dişiler var. Şimdi Eril de diyor ki yalnızım ben diyor. Tamam mı? Yalnızım diyor. Zorladım, zorladım. Fakat diyor yani ben diyor aşamadım. Aşamadım kabul ediyorum. Ediyorum yani ben diyor çoko prens. Aşamadım diyor.
Ve burada dediği şu, seninle geçirdiğim zamanları, seninle geçirdiğim o vakitleri, gizli gizli buluşmalarımızı, kafa kafaya verip dertleşmelerimizi, oturup yemek yememizi, bir şeyler paylaşmamızı o kadar çok özlüyorum ki diyor. Yani şimdi pişmanım aslında diyor. Yani diyor bir şeyleri yapıp da bitiremeyip diyor senin hayatına adım atamadığım için diyor pişmanım diyor. Ve ben galiba diyor ömrümün sonuna kadar yalnız kalacağım. Senin gibi birini bir daha bulamayacağım diyen bir eril vardı. Şimdi Dişil de diyor ki ben seni gerçekten çok seviyorum ama bazen bu sevgiden korkuyorum. Ben sana bağımlıyım diyor. Şimdi burada geleceğim. Bu bağımlılık nedir abi ya? Tamam mı? Şimdi böyle dişiller var biliyor musunuz? Yani bağımlı, bildiğin bağımlı. Yani gidemiyor yani. Ne yaparsa yapsın adam yüzüne tükürse Nisan yağmuru sanıyor. Gidemiyor. Tamam mı? Niye gidemiyorsun abi? Hint kumaşı mı bu? Niye gidemiyorsun? Burada çekiyorsun ama. Çekiyorsun. Acı çekmekten mi hoşlanıyorlar acaba? Ben bilmiyorum ki. Yani neden doğru dürüst bir ilişki varken böyle bir ilişki içerisinde olup da kendi hayatlarını perişan ediyorlar. Bunu da anlamış değilim. Bak diyor ben sana bağımlıyım. Cinsel olarak bağımlıyım, tensel olarak bağımlıyım diyor. Sana diyor ben diyor aşığım yani diyen dişiler var. Edil de diyor ki benim de sana duygularım var. Ben ne kadar diyor bak senden gitsem de diyor tamam mı? Mutlu değilim arkadaş bana ne sunulursa sunulsun. Özellikle de eğer eriller evliyse yani eşim bana nasıl bakarsa baksın ağzıyla kuş da tutsa diyor. Ben diyor mutlu değilim istemiyorum onun sunduğu hiçbir şey diyor. Zaten diyor bak bitmiş bir ilişki buradaki diyor yani ama diyor buradan bir türlü çıkamıyorum diyor. Ben buraya diyor kilitlendim diyor yani ya çocuklar için ya mal içindir ve buradan çıkamıyorum kurtulamıyorum diyor. Ben diyor buradan diyor çıkamıyorum diyor. Ne kadar seni sevsem de senin yanına adım atamıyorum diyor. Peki dişin ne diyor? Çok üzülüyorum diyor. Bak şimdi diyor ki dişiller ben de sana çok emek verdim sırf yanındaki emek vermedi diyor. Şimdi bazı dişiller de boşanma aşamasında olanlar da vardır. Veya boşanmış ayrılmıştır tamam mı? Ve diyor ki ben nasıl diyor boşandım ayrıldıysam diyor. Sen neden bu yola giremiyorsun? Demek ki benim kadar sevmiyorsun diyen dişiller var. Eril diyor ki benim şu merhamet duygum yok mu diyor. O beni sürekli dibe batırıyor diyor. Yani o beni dibe çekiyor diyor. Ve diyor benim istediğim şey diyor senin diyor dizlerinin önüne çöküp sana evlilik teklif etmek. Seninle ciddi bir yola gitmek. Bunu gerçekten kalpten istiyorum diyor. Ama yanımdaki kişiye diyor üzülüyorum diyor. Yani çünkü diyor o rahatsız diyor. Ve diyor o diyor, o diyor bana çok emek verdi diyor. Oraya merhamet yapıyorum diyen de eriller var. Şimdi Eril'deki durum şu süreçte. Şimdi dinleyecek artık her şeyi dinleyecek. Rüzgarın sesini dinleyecek. İşte çiçeklerin rengini ve neyin ne olduğunu görecek. Şimdi siz onun için bir imparatoriçesiniz. Tamam mı? Sizinle bir anlaşma yapmak isteyecek bu ayın sonuna kadar. Bir anlaşma için gelecek bu. İşte bunu böyle yapacağım, bunu böyle yapacağım. Bu böyle olsun, bu böyle olsun. Fakat burada diyor ki bu anlaşmaya dikkat edin. Bu anlaşma sizi elde tutmak için, yani yapması için değil diyor. Yapamayacak zaten diyor. Eğer bu kişi 3 sene, 4 sene veya 1,5 sene içerisinde bu işleri çözüp yapamadıysa bundan sonra geç. Hiçbir şey yapamaz. Onu da size söyleyeyim. Ve size diyor ki bakın çok meraklısınız diyor. Çok meraklısınız diyor. Çok seni merak ediyorum. Her yerden bakıyorum. Ne yapıyorsun? Ne ediyorsun? Evde ne yapıyorsun? Kendi hayatında ne yapıyorsun? Birisi var mı hayatında? Eğer evliyse eşinle ne yapıyorsun? Sürekli bu merak halindeyim. Bu meraktan ben diyor resmen şey oldum diyor. Panik atak oldum diyor dişiller. Yani sürekli ne yapıyor, ne yapıyor, ne yapıyor? Zihnimden atamıyorum, beynimden atamıyorum diyor. Ve eriller de diyor ki bakın ben diyor biliyorum ileride çok pişman olacağım diyor yapamadıklarım için ve sana diyor istediklerini sunamadığım için çok pişman olacağım. Özellikle evlilerin 10. ayda
pişman olup tekrardan böyle bir şeyler için cesaret edeceği gözüküyor. Fakat burada bana deniliyor ki dişiler bazıları artık maskeleri çıkartıyor. Yani erillerin yüzünde olan maskeyi çıkartıyor ve gerçeği görüyor. Bazılarınız da bakın tarot danışmanlığı alıyor. Neyi ne yapacağını bakıyor. Yani tarot dedi bakın buradaki bir söylüyorum. Bir yardım alacaksınız yani yolunuzu çizmek için. Şimdi çoğunuzda diyor burada bana denilen başkasıyla yola devam edecek. Bazılarınız da aynı kalbinizdeki erillerle diyor. Fakat çoğunu da şu var. Artık hani şapka düştü, kel görüldü olayı var ya, onları yaşaymışsınız zaten de tamamen böyle artık son evresindesiniz ve yolunuza başkasınınla devam edeceksiniz ve gelen kişi de diyor gerçekten sizin kıymetinizi bilen bir kişi olacaktır. Şimdi bu görmüyor zaten. Bu görmeyen kör insana eril için söylüyorum. Bir şeyi gösteremezsiniz. Şimdi bazıları burada karmik ilişkiler yani size bir şeyler öğretmiş. Bunun için teşekkür etmeniz lazım. Siz de çok şey öğrenmişsiniz bundan. Yani bu kapıyı zorlayarak diyor anca ve anca kendinizi üzüyorsunuz. Ve sizi üzmesine izin veriyorsunuz. Yani burada eril ne diyor biliyor musun? Ya ben önümü göremiyorum, sıkıştım diyor. İki yerde arasında sıkıştım diyor. Ben o kapıya geldiğim zaman diyor sen her seferinde o kapıyı açıyorsun. Ve ben de oradan içeri giriyorum diyor. Evet seni üzdüğümü biliyorum ama diyor yapacak bir şeyim yok yani diyor. Burada bencil bir karakter var. Yani ben merkezci biri var. Herhalde Koç Aslan Yay. Onun için zaten bu alanından çıkamaz. Bunu bakın burada üçlü ilişkiler bana söyleniliyor var aynı zamanda. Bunun zaten kendi eşinin üzerinde yani eşi bir yerlere bunu getirdiği için bu o durumdan çıkamıyor, kopamıyor yani pasif. Onu size söyleyeyim. Şimdi dişiler diyor ki kadersel olan bakın Fatun yani kadersel olan durumlar var bazı şeyler diyor. Şimdi yeni tanışmış da olabilirsiniz. Geçmişteki insanı merak edebiliyor olabilirsiniz diyor. Bakın burada diyor ki yeni tanıştığınız insanlar çoğunuz kadersel tanışacaksınız. Yani kaderinizde olan kişilerle ve çok da mutlu olacaksınız diyor dişilere. Özellikle de bakın ben size söyleyeyim şimdi 8. ayın 16'sı, 22'sine ve 6'sına çok dikkat edin diyor. Kadersel tanışmalar olacak bazılarıyla diyor. Yani böyle tak 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 tanışmalar olacak diyor. Ve diyor sizi diyor ilişki dediğiniz şeyin ne kadar yanlış olduğunu ve ilişki buymuş diyebileceğiniz durumlar yaşanacakmış diyor. Şimdi buradaki durum şu. Bazı eriller de artık hayatında ne var ne yok çıkaracak. Yani bu yasak aşk yaşıyorsa onunla ilgili veya ilişkisi mutsuz gidiyorsa, üzülüyorsa onunla ilgili hayatından temizlik yapacak. Ve bu temizliği yaparken de 2-3 kişiden yardım alacak diyor. Eğer bu erilin çocukları varsa çocukları için olduğu alanından artık diyor sıyrılacak diyor. Neden? Çünkü çocuklarının ona verebileceği bir şey olmadığını, mutsuz olduğunu ve çocuklarına da mutsuz olduğu için bir şey veremediğini anlayacakmış. Öncelikle onu söyleyeyim. Şimdi dişiler göz önünde olacak. Bakar mısınız? İstediği zirvedeki yere oynayacak. Çünkü hayatlarında hep böyle steinleri yani taşları böyle teker teker koyarak ilerlemiş, çok düşmüş, kalkmış, çok üzülmüş, çok kırılmış, çok ağlamış dişiller var ve geçmişteki ilişkilerinden de çok sıkıntı çekmişler, şimdiki ilişkilerinden de ama artık diyor kör olmayın, önünüzü yolunuzu görün diyor size. Yolunun önünde diyor uçurum var, bile bile gittin diyor. Şimdi artık oturup diyor sakin bir şekilde sana ne kadar gelirse o kadar verecek şekilde ilerleyin diyor size. Şimdi buradaki konuşma bu arkadaşlar. Size uyanı alın kabul edin, uymayanı evrene geri yollayın. Bakalım şimdi dişiler için bana bir anlatsınlar. Evet dişincim söyle bakayım bana. Ne söylüyorsun şu an senin kalbindeki duyguları?
Diyor ki ben hayatıma bakıyordum, hayatımı organize ediyorum, işime, gücüme bakıyorum, kimseyle uğraşamam diyor. Yeni aşk istiyorum arkadaş hayatıma diyor, yenisi gelsin, yenisi diyor. Yenisini istiyorum diyor bazı dişiler ve ben kime ne kadar verdiysem onu alamadım. Bana bir adım gelene ben onu anladım gittim, buradaki yanlışım buydu diyor. Bak diyor. Gezeceğim, eğleneceğim, müzik dinleyeceğim, tatil yapacağım diyen dişiler var. Ve kendimi toparlayıp kendi hayatımda yalnız da olsam diyor, şunu çok iyi biliyorum ki diyor aklımdaki eril için. Nişfüdü, sen bana göre değilsin arkadaş diyor. Ben bunun diyor farkına vardım. Tamam mı? Farkına vardım diyor. Sen benim için değilsin diyor. Ve ben bir dünyayı bırakıp kendime sunduğum, kendime yeni yarattığım bir dünyaya adım atacağım diyor dişiler. Evet diyor, biraz diyor zor olacak, yavaş olacak ama bunu becereceğim. Evet, 9. aya kadar biraz zorluklar var dişiller ama ondan sonrası sular seller gibi gidiyor. Bunu size söyleyeyim. Ve diyor ki artık bu saatten sonra üzülmek istemiyorum diyor dişili. Yani benim istediğim şey nefes almak. Anlatabiliyor muyum? Atmayın. Yani nefes alacağım. Belki bazılarınız böyle yoga ile uğraşabilir, bazılarınız böyle spiritüel çalışmalara yönlenebilir, bazılarınız tarotla ilgilenebilir. Birçok böyle kendinizi geliştirecek durumlarla ulaşacaksınız diyor ve bu da size çok iyi gelecek diyor. Ve içinizdeki o yanan ateşi, o kişiye karşı olan sevginizi söküp atacakmışsınız. Artık kimse kaos istemiyor hayatında. Hiçbir kimse sıkıntı istemiyor. Siz artık diyor bu 7. ayın sonundan itibaren size gelen sürprizleri alıp kabul etmeye başlayacaksınız. Yani size sunulan bazı teklifler olacak, onları değerlendireceksiniz deniliyor. Aldım, kabul ettim, aldım, kabul ettim. Şimdi bir şeyler böyle. Peki Eril Beyecek, Çoka Prens çek. Hadi bakalım sen ne yapacakmışsın? Ben diyor hep senin hayalinleyim diyor. Tamam mı? Çünkü biz yan yanayken çok güzeldik diyor. Bunları hep hayal ediyorum diyor. Son buluşmamızı hayal ediyorum diyor. Ne kadar güzel diyor. Konuşmuştuk, etmiştik diyor. Ama ondan sonra diyor durumlar hep benden kaynaklanıyor. Çünkü ben diyor bir geri zekalıyım. Elimdeki şansları kaybetmek yerine seni kaybetmeyi tercih ettim diyor. Öncelikle ben diyor artık dingin, sakin, sakin bir hayat istiyorum diyor. Kendimi akışa bıraktım diyor. Bak, bir kapı kapatacağım, bir kapıyı açmak istiyorum diyor. Seninle bir dünya kurmak istiyorum diyor. Ama diyor bu kapıyı diyor kapatırken, ötekini açarken birçok zorluk yaşayacağımı biliyorum. Yani bu yol kapalı diyor. Bunu böyle kabul edip de benim hayatıma dahil olsam ben daha çok mutlu olacağım diyen eriller var, içindeki duygular. Ve sürekli diyor senin ne yaptığınla, ne ettiğinle, nereye gittiğin, nereye geldiğinle ilgileniyorum diyor. Hepsini kontrol ediyorum diyor. Ve sen mutlu olduğun zaman benim moralim bozuluyor. Sen giyinip kuşandığın zaman, gezdiğin zaman canım sıkılıyor diyor. Neden bu bağ var aramızda diyor. Sana olan sevgim, duygum hep diyor sürecek benim diyor. Fakat ben senin istediğin yolunda gelemiyorum diyor adam. Tamam mı? Ve benim aile büyükleri problemim diyor. Anne, baba, kardeşler, tamam mı? Ve bunlardan dolayı da diyor, onlar diyor benim üzerimde kurdukları etki çok büyük diyor. Bir de bu erillerin bazılarının üzerinde negatif enerjiler var ailelerinin yaptığı. Ve aslında bu işler olacakken diyor bazı ilişkiler hep kumpaza gelmiş. Yani sıkıntı yaratılmış diyor. Özellikle evliyse bu eriller, evli oldukları kişi neyin yaptığı bazı durumlardan dolayı sizin tarafta kopuşlar olmuş diyor. Şimdi burada bana söylenen şu. Bu kişi diyor 4. aylarda, yani bana burada denilen bazıları 4. ayda diyor. Eğer ki diyor yani hayatında birini çıkartıp birini almak istiyorsa anca o zaman diyor bir şeyler yapacak. O zamana kadar biraz daha sürünmesi lazım bunun diyor. Ve içine kapanıyor. Çok içine kapanacak ve herkese karşı soğuk olacak. Hayattan hiçbir zevk de alamayan bir eril olacak deniliyor burada. Şimdi
Size uyanı alın, kabul edin. Uymayanı evrene geri yollayın. Seviliyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Sıradaki video, çekeceğim video aşk üçgeni olacak arkadaşlar. Buradan duyurayım. Hepinizi çok seviyorum. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Seviliyorsunuz canlarım benim. Tschüss.